Merhaba, gelincik şurubunu, gelincik şerbetini hazırlayacağız. Arkasından da likörümüzü hazırlayacağız. Geçen hafta biliyorsunuz gelinciklerimizi topladık. Onları yıkadık, bol suyla temizledik. Siyah kısımlarını ayırdık. Şekerle karıştırıp bir haftadır güneşte bekletiyoruz. Ne kadar şeker kullandık? 2 litre kavanozumuz vardı. Bunun ağzına sıkı sıkı basa basa gelinciklerimizi koyduk. Aralarına da 2 bardak şeker, yani 400 gram kadar şeker koyduk. Biraz bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ettik, salladık. Bir haftadır güneşte bekliyor ve her gün, günde 2-3 kez ben sallamaya gayret gösterdim. Şöyle salladım günde 2-3 kez. Çok da güzel güneş vardı. Aslında 4-5 gün yetti ama ben bir hafta dediğim için bir hafta beklettim. Çok güneş olursa eğer 5 günde de bırakabilirsiniz ama asla bir haftadan daha fazla bekletmemenizi öneririm. Şimdi önce şerbeti yapalım. Şerbet için şu şekilde ben bir kaba o kadar yoğun ki çok fazla gelincik yaprağı kullandım. Şöyle iyice sıkıyoruz. Bunları daha sonra ben burada vakit kaybetmek istemiyorum. Tülbentten geçirip iyice suyunu sıkmak gerekiyor bunların, ziyan etmemek için. Hatta şöyle yapıyorlar. Bunun bir kısmına yapacağız. Şu kadar. Şöyle bir bardağı koydum. Ne kadar diyeyim? 100 gram kadar bir gelincik suyuna, çok koyu bir kıvam bu. 2 litre su ekledim. Hala bu koyulukta bir şerbetim oldu. Şu şekilde biraz daha birkaç gün dinlendireceğim bunu dolapta. Dinlendirdikten sonra içmeye hazır hale gelecek. Görüyorsunuz rengini, muhteşem bir renk. Şekeri bana göre iyi ama siz daha fazla şeker isterseniz koyduğunuz suyun 1 litresini biraz daha ısıtıp şekeri eritip 1 litresini şekerli su koyabilirsiniz. Ben çok şekerli sevmediğim için bu bana iyi geldi. Harika, tadı da güzel, renk muhteşem. Dediğim gibi 100-150 gram kadar gelincik suyuna 2 litre koyabilirsiniz. Buna genelde gelincik mayası diyorlar. Gülde de gene mayasını oluşturuyorlar. Böyle çok yoğun kıvamda hazırlıyorlar. Bunu sıkıca ağzını kapatıp bütün kış saklayıp bunu şerbet yapıyorlar. Reçel yapıyorlar. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. İleride de kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim liköre. Likörde şöyle yapacağız. Ben bir çay bardağıyla yapayım. Şöyle bir çay bardağı alkole, 2 bardağı su koyacağım. Çok fazla benim gelincim. Bunu çok fazla çoğaltabilirim. Aslında biraz da şekerli su ilave ederek bundan 5 litre kadar likör elde edebilirsiniz arkadaşlar. O kadar bereketli. Çok fazlaydı. Şöyle sallıyorum bunu. Alkollü olduğu için tadına bakmayacağım şimdi. Ramazan ayında olduğumuz için malum. Bu bir ay, hatta 2 ay kadar yolu var. Bekletirsem 2 ay, ne kadar çok bekletirsem o kadar iyi. Karanlık bir yere alacağım. Bunu karanlık bir yerde muhafaza edeceğim. 2 ay sonra bu da likör olarak içmeye hazır hale gelecek. Benim gelincik şurubum çok koyu kıvamda olduğu için bunu birazcık sulandıracağım. Şu anda sulandırmıyorum. Bu şekilde 1,5-2 aylığına karanlık bir ortamda bekleteceğim. Sonra duruma göre belki çoğaltırım, belki bu şekilde kullanırım. Tekrardan bir değerlendirme yapacağım. İyi günler, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.